Malkoçoğlu Bali Bey. Seni götürmek üzere emir aldık. Ya bizimle gelirsin, ya da ölürsün. Siz mi öldüreceksiniz beni? Sultan Süleyman, Vezir-i Azam'ı İbrahim'i boğdurtmuş. Nasıl? Niçin? Kimse bir şey bilmiyor. Ancak Vezir-i Azam'ın artan gururu, kendini her şeyin üstünde görmesi sonunu getirdi deniliyor. İşte bu güzel bir haber. Sultan Süleyman sağ kolunu kaybetti. Hem de kendi elleriyle yaptı bunu. Yüce Peder. Signor Giovanni. Emrettiğim hususları yerine getirdiniz mi? Efendim, emrettiğiniz üzere Venedikli kılığına soktuğumuz bu odanlılar, Sultan Süleyman'ın en yakın adamlarından Malkoçoğlu Bali Bey'e pusu kuracaklar. Güzel. Böylece Sultan Süleyman'ın öfkesi Venedik'in üzerine yönelecek. Ve Venedik, bizimle ve Şarken'le birlikte hareket etmeye mecbur kalacak. Kim tuttu sizi? Thank you.
Afife Hatun. Eski saraydan bir kalfa getirdim. İyi bir insandır. Becerikli de. Ona burada bir vazife vermeni istiyorum. Elbet Gülfem Hatun. Fahriye Hatun. Afife Hatun baş haznedardır. Sözünden çıkmayacaksın. Saygıda, hürmette kusur etme. Elbette sultanım. Gel. Sultanım. Şah Sultan neredeymiş? Az evvel çıkmışlar sultanım. Söylediklerine göre Hatice Sultan'ın sarayına gideceklermiş. Mahidevran da orada. Sonra Beyhan Sultan, Gülfem Hatun desene... ...şehir ittifakına Şah Sultan da dahil oldu. Vallahi ben ihtimal vermem. Nihayetinde kardeşidir. Ziyaretine gidiyor sultan. O yüzden mi hünkârımızla konuşup... ...Lütfi Paşa'ya divanı aldırdı? Sonra gözümün içine bakarak... ...ben Hatice'ye benzemem dedi. Şah Sultan'ı bilmem ama... ...Hatice Sultan büyük acı içinde. İlk fırsatta sizden intikam almak isteyecektir. Ateş olsa cürümü kadar yer yakar. Senin gözün asıl Şah Sultan da olsun. Belli ki Hatice'ye desteklemeye karar vermişim. Bir araya gelip... ...karşıma çıkmaya hevesliler. Kendisine çok güveniyor ama... ...henüz beni tanımıyor. Gel. Şehzade Hazretleri. Beni görmek istemişsiniz. Gel Ayas Paşa. Bizzat iyi tebrik etmek istedim seni. Mühim bir makamdasın artık. Teveccühünüz şehzadem. Hünkârımıza ve size layık olmak için elimden geleni yapacağımdan şüpheniz olmaz. Seni divana kimin aldığını hatırlıyor musun? Allah rahmet eylesin. İbrahim Paşa Hazretleri lütfetmişlerdi. Kendisinin yüce devletimize ve hanedanımıza hizmetleri herkesin malumu. Mazisinde nice başarılar, nice zaferler var. Hiç şüphe yok ki onun gibi bir devlet adamı... ...bir daha bu cihana kolay kolay gelmez. Öyle değil mi? Toprağı bol olsun. Onun serdarlığına nice zaferler yaşadık elbet. Ama bugün kendisi yok. Onca başarıya... ...zafere rağmen... ...yok. Bu oda onundu. İbrahim Paşa boğdurulmak suretiyle infaz edildi. Bu herkese ibret olmalı Ayas Paşa. Bilhassa İbrahim Paşa'nın tırnağı bile olamayacakları. Hakkaniniz var şehzade. Mühim olan hanedandır paşa. Bugüne kadar olduğu gibi... Bundan sonra da bu hanedana ve onun asli mensuplarına şerefinle hizmet edeceğinden şüphem yok. Çekilebilirsin.
Böylesi daha iyi oldu sultanım. O heykellere bakmak size sadece acı verecekti. Hünkârımızın emriymiş. İbrahim'in izini bu cihandan silmek, yok etmek istiyor. Ona dair her şeyi yıkıp parçalasa da bunu başaramayacak. İzin vermeyeceğim. İbrahim'in bu devlete öyle hizmetleri oldu ki, öyle zaferler kazandı ki, cihan durdukça onun adı yaşayacaktır elbet. Nigar ne demeye gelmiş Gülfem? Onca yaşanandan sonra nasıl girip çıkabiliyor bu saraya? Haberim yok sultanım. Herhalde kızını sual etmek için gelmiştir. Sahipsiz kaldı. Sen biliyor musun nerede olduğunu? Hayır. Bir insanın kaderi kötü olmaya görsün. Allah bilir nerede, nasıl. Diana ne alemde? Saraya girdi sultanım. Adı Fahriye artık. Kalfa olarak vazifesine başladı. Hatice. Bir misafirimiz var. Şah-ı Hürban nihayet teşrif etti. Sultanım, Şah Sultan'ın kat'i surette yanımızda olması lazım. Hele ki Lütfü Paşa divana girdikten sonra. Akbabalar gibi nasıl da üşüştüler. İbrahim'in yokluğu herkese fırsat oldu. Lütfü Paşa iyidir sultanım. Akbabalara karşı divanda olmasında fayda var. Sultanım. Ben de sizi tebrik etmeye gelecektim bugün. Zevciniz Lütfü Paşa vezirliğe layık görünmüş. Sağ ol Maydevran. Nihayet istediğini elde ettin. Bu böyle olmaz Sümbül. Buna karşı sessiz kalamam. Sultanım, biz tedbirimizi alalım kâfi. Başka bir şey yapmamıza lüzum yok. Haklıyken haksız duruma düşmeyelim. Akşam için haremde bir eğlence tertip et. Ziyafet sofralar kurulsun, cariyeler raks etsin ve hiçbir masraftan kaçınmayın. Sultanım, siz en âlâsını düşünürsünüz ama İbrahim Paşa'nın henüz 40'ı çıkmadı. Sultanlarımız ne der sonra? Harem onlar değil. Ben yönetiyorum Sümbül ve ne istersem onu yaparım. Hiç kimse bana mani olamaz. Sultanım, buna ne şüphe? Ben hünkârımızı düşünüyorum. Bu mevzu canlarını sıkabilir. Sultanım, burada kalacak olmanıza çok sevindim. Hürrem'in hoşuna gitmeyecektir. Onun ne hissettiği kimin umrunda? Benim. Benim umrumda. Acı çeksin istiyorum. En az benim kadar yansın istiyorum. Yanacak sultanım. Yakında cezasını çekecek. Ne demek bu? Onca günahın bir bedeli olmalı. Yüce Rabbim bugün değilse yarın cezasını verecektir. Öyle değil mi? Haklısın. Her günahın bir bedeli vardır. Siz ne vakit dönüyorsunuz Mahidevran? Bir iki güne kalmaz yola revan oluruz sultanım. Gitmeden Mustafa'mı bir kere daha görmek, sohbet etmek isterim. Elbette. Ben bir çocuklara bakayım. Sultanım, niye gizliyorsunuz? Söylemekte fayda var. Bize yardım edebilir.
hem Lütfi Paşa Vezir-i Azam olabilir. Ne kadar az kişi bilirse o kadar iyi Mahidevran. Hem onun ne vakit neye uygun bulacağı hiç belli olmaz. Hep böyleydi. Mani olacaktır. Benim onu dinlemeye, beklemeye tahammülüm yok. Kızlar! Toparlanın hadi. Meşkaneye gidiyorsunuz. Durmayın! Acele edin! Duymadınız mı beni Hatun? Rahat bırak bizi Hatun. Ne dedin sen? Rahat bırak bizi dedim. Ben başka kalfalara benzemem. Herkes kaidelere riayet edecek. Aksi halde hepinizin canını yakarım. Ne oluyor burada? Sen de kimsin? Ben Fahriye Ağam. Eski saraydan geldim. Sağ olsun Afife Hatun aldı beni saraya. Hı. Mesele nedir? Hiçbir kabahatim yokken vurdu bana ağam. Herkes şahit. Emre itaatsizlik büyük kabahattir Hatun. Sen konuşma. Vış! Bir edep küstah! Karşında kalfa var senin, kalfa! Çenesi düşük melaune! Bismillah. Afife Hatun'um. Vallahi ben de sizin yanınıza geliyordum. Ne oldu gene? Akşama bayram eğlencesi düzenlenecek. Ona haber vereyim istedim. Ne eğlencesi Bismillah? Nereden icap etti? Vallahi benim bir haberim yok. Hürrem Sultanımız öyle emretti. Hızır Hayrettin Paşa ile görüştüm hünkârım. İtalya seferi için hazırlıkların süratle devam ettiğini söyledi. Biz hazırlıklarımızı tamamlayacağız elbet. Lakin bir yandan da Hristiyan aleminde olup bitenleri takip ediyoruz. Zira sefer tarihimizi onların kurduğu ittifaka göre karar vereceğiz. Hakkınız var. Kral François dost ve müttefik gibi görünse de Papa'nın ve Şalke'nin baskısına uzun müddet dayanması güç. Bir tavsiyen var mı? Bir an evvel sefere çıkalım hünkârım. İttifaklara fırsat vermeyelim. Evladınız olarak yanınızda bulunmaktan şeref duyuyorum. Hünkârım. Müsaadeniz var mı? Gel aslan parçası. Vezir-i Azam Hazretleri. Hayırdır usta? Bir mesele mi var? Aklıma takılan bir husus var Paşa Hazretleri. Nasıl olur da hünkârımız sizin tavsiyenize rağmen Lütfü Paşa'yı kubbe veziri tayin ettiler? Hünkârımızın kararından memnun değil misin yoksa? Haşa, ne haddime. Sadece sizin gibi kıymetli bir paşanın tavsiyesi nasıl reddedildi onu merak ediyorum. Yoksa tavsiye etmediniz mi? Madem duymak istiyorsun söyleyeyim. Hünkârımız seni bu vazifeye layık görmediler. Siz de mi öyle düşünüyorsunuz? Mühim olan benim düşüncemden ziyade hünkârımızın düşüncesidir. Seferle alakalı sohbet ettik. Mustafa'm senin de bize katılmanı istiyor. Bunu her şeyden çok isterim hünkârım. Sancağı çıkar çıkmaz hazırlığımı tamamlarım.
Bahar geldi. Fakat hangi sancağa çıkacağım henüz belli değil. Ben de seninle bu mevzuyu konuşmak istiyordum. Karar verdiniz mi yoksa? Evvela benimle sefere katılmanı istiyorum Mehmet. Daha sonra Allah izin verir de sağ salim seferden dönersek hangi sancağa çıkacağına karar veririz. Fakat hünkârım, bir karar vermiştiniz. Öylesi daha münasip. Üzülme Mehmet, sefere çıkacaksın. Sancağa çıkmadan evvel böyle bir tecrübe edinmem miyim? Mustafa haklı. Bir şehzade için savaş tecrübesi hayli mühimdir. Siz nasıl münasip görürseniz hünkârım. Geçen seferki gibi olmayacak. Gidebilirsin şimdi. Yahya Efendi. Hayrola Zümrüt Ağa? Sultanım sana haber mi var? Mihrimah Sultanımız bunu size vermemi istediler. Zümrüt Ağa, sultanımıza hürmetlerimi ilet. Yarın burada teşriflerini bekleyeceğim. Yahya Bey'im. Söyle. Hürrem Sultanımızın kat'i talimatı var. Eğer bu vaziyet ortaya çıkarsa sadece siz değil, sultanımız da çok üzülecek. Ne demek istiyorsun sen? Haddim değil. Ben sadece sultanımızın istikbalini düşünüyorum. Zümrüt Ağa, sen işine bak. Mektup mu yolladı sana? Sultanım, düşündüğünüz gibi değil. Başka bir mevzu. Ver şunu bana. Sultanım. Ver dedim sana. Demek yarın buluşacaksınız. Mihrimah da annesi gibi cesur. Ben sana ne dedim? Bu sevdadan vazgeçeceksin demedim mi? Sultanım. Başlayın. Elimde değil. Buna mecbursun Taşlıcalı. Sen ki şehzademin can yoldaşısın. Onu koruyup kollamakla mesulsün. Daha şimdiden arkasından iş çeviriyorsun. Sultanım haşa ben. Kötü niyetin olmadığını biliyorum. Şehzademe bağlısın. Fakat bu aşk senin zaafın olacak. Ben buna tahammül etmem. Zira bu zaaf seni çirkin ittifakların ve ihanetlerin pençesine düşürür. Sultanım. Ben size asla ihanet etmem. Bir karar vereceksin Taşlıcalı. Ya bizimle Manisa'ya geleceksin ya da burada kalacaksın. Sultanım. Rize. Ayas Paşa ile konuştum. Sanki Lütfü Paşa'yı destekler bir hali vardı. Beni tavsiye ettiğine inanmıyorum. Onunla alakası yok.
Nasıl olduysa Şah Sultan senden haberdar olmuş. Hünkârımızla görüşüp Zevci Lütfü Paşa'nın divana girmesini sağlamış. Paşa Hazretleri lütfedip beni divanda görmek istediklerini söylediler. Demek öyle. Sen gönlünü ferah tut. Ben biraz çaresine bakacağım. Siz yine de Ayas Paşa'ya karşı temkinli olun. Zira Lütfü Paşa ile arası pek iyi. Merak etme, kime ne kadar itimat edeceğimi ben bilirim. Bağışlayın sultanım ama her türlü tehlikeye karşı sizi ikaz etmek benim boynumun borcu. Ayas Paşa zayıf, Lütfü Paşa kuvvetli. Gücünü bizzat zevcileri Şah Sultan'dan alıyor. Eğer dediğiniz gibi Şah Sultan bu meseleye dahil olduysa bu sizin aleyhinize olacaktır. Mesele mühim sultanım. Mevzu bahis olan Şehzademiz Mehmet'in istikbalidir. Rüstem, nedir bu telaşın? Rahat ol. Ben ne istersem olacak. Destur. Haseki Hürrem Sultan Hazretleri. Mirrifan. Buyurun madem. Duyduğuma göre Taşlıcalı Yahya buradaymış. Benimle bir alakası yok. Şehzademizle birlikte geldi. İnşallah onunla görüşmüyorsundur. Hayır, görüşmedim. İyi. Zira bir kez daha bağışlamam onu. Hayrola Taşlıcalı? Nedir bu efkarın sebebi? Efkarı sebep çok Benasoy Efendi. Hangi birini sayayım? Sen de haklısın Taşlıcalı. Bu dünyanın çivisi çıkmış. Huzur yok. Vefa yok. Yok. Yarasın Nasuh Efendi. Yarasın. Malkoçoğlu. Beyim. Matrakçı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Taşlıcalı Yahya, sen de mi buradasın? Vali Bey. Niye haber vermedin beyim? Gelip karşılardım. Eve geldim, kapı duvar. Ay buyur. Dedim Ramazan bitti, atmıştır kendini be yani. Bulamayınca korktum. Bir de üstüne böyle görünce. Korkacak ne var Gülfem? Zaten bir meftadan farkım yok. Sultanım, hamamı hazırlasınlar. Önce bir yıkanın, sonra yemek yersiniz. Sağ ol Mahidevran.
aç değilim. Günlerdir bir şey yemiyorsunuz. Hasta olacaksınız. Nefes almak bile zor geliyor artık. Bırakın içtiyse İbrahim'in hatırasıyla biraz olsun huzur bulayım. Hürrem cezasını çekmeden hiç kimseye huzur yok sultanım. Siz burada acı çekerken o zafer naraları atıyor. Sarayda eğlence tertip etmiş saygısız. Sultanım. Ne eğlencesi? Ne dolanıyorsun be Adem? O melun sıfatını görmek mecburiyetinde miyim? Nereden icap etti bu eğlence? Af buyurun Mercan Paşam. Vallahi size sual etmeyi akıl edemedim. Validem artık payitahtta kalacağımızı söyledi. Nasıl sevindim bilemezsiniz. Ben de öyle. Mihrimah'ın senin gibi akıllı güzel bir yeğeni olacak. Validem, müsaadenizle biz Esma'la birlikte daireme dönelim. Acele etmeyin. Gidersiniz. Ne diyorsun sen? Ne eğlencesi? Siz onu boş verin sultanım. Kulak asmayın. Aklınca sizi daha çok üzmek istiyor. Gülfem. Daha evvel saraydaki bayram eğlencelerini iptal etmişti. Hatice sultanımız yas içindeyken doğru olmaz demişti. Ne hikmetse birden fikrini değiştirmiş. Ağla! Sultanım yapmayın. Bırakın ne hali varsa görsün. Zaten yakında belasını bulacak. Sultanım. Derhal arabamı hazırlayın. Haberim var. Nasıl olmasın? Bütün Hristiyan alemi İbrahim Paşa'nın ölüm haberiyle çalkalanıyor. Başın sağ olsun. Hepimizin beyim. Hepimizin başı sağ olsun. Ayas Paşa Vezir-i Azam tayin edilmiş. Öyle. Lütfi Paşa da divana girdi. Lütfi Paşa? Anadolu Beylerbeyi mi? Ta kendileri. Onun divandaki varlığı içtiyse yürekleri biraz su serpti. Aksi halde Rüstem Paşa olup girecekti divana. Zira Ayas Paşa tavsiye etmiş onu. Fakat olmadı. Teke sancak beyliğine dönecekmiş. Cehenneme kadar yolu var, şeytan görsün yüzünü. Hayırdır, kim bu Rüstem Paşa? Anlatırım beyim. Sen nasılsın? Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Afiyettesindir inşallah. Çok şükür bir sıkıntı yok. Lakin hünkârımızla görüşmem gereken mühim mevzular var. Matrakçı. Buyur beyim. Sen bilirsin. İbrahim Paşa neden infaz edildi? Hünkârım, yüce gönlünüzle lütfedip Zevrim Lütfü Paşa'ya vezirlik makamını layık görmüşsünüz. Şükranlarımı kabul buyurun. Nicedir aklımdaydı, kısmet bugüneymiş. Lütfi devletin her kademesinde layıkıyla bulunmuş, adım adım yükselmiş, hizmetleri herkesçe malum olan bir paşadır. Bilhassa Acem seferinde nice faydaların oldu. Teveccühünüz hünkârım. Allah'ın verdiği bu can sizin gibi kudretli, sizin gibi adil bir sultanın yoluna feda olsun. Madem artık buradasınız, size bir saray tahsis etmek icap eder.
Eksik olmayın hünkârım. Zatıhalinizin bana tahsis ettiği konakta ikamet ediyorum şimdi. Sultanımız da münasip görürlerse orada kalmaya devam edebiliriz. Orası olmaz paşa. Size münasip bir sarayı tahsis etmek icap eder. Size ve kardeşime yakın olayım da neresi olduğu mühim değil. Hünkârım, müsaade ederseniz ben daireme döneyim. Müsaade senin. Lütfü Paşa, sen kal. Sultanım, ben de sizi bekliyordum. Takip ediyorsun değil mi hatunu? Ediyorum sultanım. Fakat onunla alakalı gelmedim. Başka bir husus var. Haremde eğlence tertip edilmiş. Kardeşimin yası devam ederken ne eğlencesiymiş bu böyle? Benim niye haberim olmadı? Ben de yeni öğrendim sultanım. Hürrem Sultan vermiş emri. Kendileri de orada zaten. Bizzat kendi söylemişti olmayacağını. Anlaşılan Hürrem beni üzerine çekmeye çalışıyor. Hünkârım, hakkı haliniz var. Anadolu Beylerbeyliği makamı mühim. İvedilikle birini tayin etmek gerekir. Bilhassa sefer arifesinde. Bir tavsiyem var mı? Siz en iyisini bilirsiniz elbette. Fakat benim tavsiyem Diyarbakır Beylerbeyi Mehmet Paşa kulunuzdur. Tecrübeli ve yarar bir ademdir. Hizmetleri malumunuzdur. Bunu düşüneceğim. Ayas Paşa ile de istişare etmem icap eder. Emrü ferman hünkârımızındır. Eğer başka bir emriniz yoksa... Çekilebilirsin. Hünkârım. Hayrola, bir şey mi oldu? Gel. Hünkârım. Şehzadem Cihangir'i ziyarete gidecektim. Belki siz de gelmek istersiniz diye haber vermek istedim. Dün pek üzgündü. Hasret kalmış size. Nedir senin böyle özel sancak meselesi mi? Hünkârımızın sana itimadı tam. Seferde edineceğin tecrübeyle sancağa daha kuvvetli bir şekilde çıkmanı istiyor sadece. Sen istedin bunu değil mi? Sen mani oldun sancağa çıkmama. Benimle ne alakası var Mehmet? Hünkârımız böyle münasip görmüşler. Neden birdenbire kararını değiştirsin ki? Belli ki sen konuştun. Bunu neden yapayım ki? Ben de bunu merak ediyorum. Neden istemiyorsun sancağa çıkmamı? Mehmet, sen ne dediğinin farkında mısın? Nasıl gelir aklına böyle şeyler? Allah şahidim olsun ki senin iyiliğinden gayrı hiçbir şey düşünmem. Bana itimadın yok mu? Var elbet. O halde nedir böyle düşünmene sebep olan? Bağışla beni abi. Ben çok istiyordum gitmeyi. Öfkeyle, üzüntüyle söyledim öyle. Mehmet, kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, sen benim rakibim değil kardeşimsin. Sana söz veriyorum kardeşim. Ben o çirkin ve kanlı taht oyunlarına alet olmam. Senin de olmayacağını biliyorum. Sultanım. Hafife Hatun, bu rezalete nasıl müsaade edersin? Sultanım, izah edeyim. Neyi izah edeceksin?
Sultanın burada olduğunuzdan haberim yoktu. Bu sarayda bir veziri azam vefat etti. Bir hanedan damadı vefat etti. 40'ı bile çıkmadan kimin haddine düşmüş böyle bir eğlenceyi tertip etmek? Sultanım, arzu edersiniz. Bu meseleyi dairemde konuşalım. Benim senin gibi rezillerle konuşacak bir şeyim yok. Laflarınıza dikkat edin sultanım. Ne dedin sen? Valideme hakaret edemezsiniz. Mişima, hemen dairene dön. Validem. Hemen! Yetmedi mi bana yaşattırdıkları? İbrahim'i elimden aldın. Yetmedi. Daha ne istiyorsun benden? Sultanım, bunun sizinle bir alakası yok. Afife Hatun! Derhal herkesi çıkarın buradan. Eğlence bitti. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Sarayına dön Hatice. Ben yastayken Hürrem haremde eğlence tertip etmiş. Nasıl yapar bunu? Ben müsaade ettim. Sarayına. Sultanım. Beni yalnız bırakın, uyumak istiyorum. Elbette sultanım. Zümrüt Ağa. Taşlıcalı'ya haber verdin değil mi? Yarın bekleyecek beni. Bekleyecekler sultanım. Bu hadiseden sonra Hatice Sultan'ın sarayında buluşmak istemiyorum onunla. Haber ver. Hasbahçe'de çeşmenin orada beklesin beni. Hangi hadise sultanım? Sen dediğimi yap. Nasıl mani olmazsın buna? Ben de yeni öğrendim Hatice. Hünkârımız oraya nasıl geldi sanıyorsun? Bir bahaneyle eğlenceyi görmesini sağlamak istedim. Vaziyete şahit olursa muhakkak rahatsızlık duyar, müdahale eder diye düşündüm. Fakat kendisi müsaade etmiş zaten. Olup bitenlere inanamıyorum. Hürrem iyice ele geçirmiş hünkârımızı. Kime yüzünden acaba? Şimdi ben mi kabahatli oldum? Rahmetli valide sultanımız müsaade etseydi çoktan almıştım onun canını. Bahane arama. Hatun seni ezdi geçti. Sadece seni de değil, İbrahim'i, Hatice'yi.
Bu yüzden karşısına çıkmıyorsun değil mi? Seni de ezip geçmesinden korkuyorsun. Ben kimseden korkmam Beyhan. Bunu en iyi sen bilirsin. O halde neyi bekliyorsun? Hanedanımızı yok etmesin mi? Hissi davranmayın. Ha bugüne kadar ne yaptınızsa olmadı. Bir yanlışı sürdürmeye çalışmak niye? Bu şekilde davranırsanız ancak ekmeğine yağ sürmüş olursunuz. Bildiğim gibi yap. Ama bir daha İbrahim'in hatırasında bu şekilde hakaret etmesine müsaade etme. Bu eğlenceyi en başından bilip mani olmalıydın. Onca yıldır uğramadığım hakaret kalmadı. Ne yapsam kabahat? Şimdi de İbrahim'in ölümünde mesul tutuyorlar beni. Herkes bunu konuşuyor. Bu en başta senin iradene saygısızlık. Hatice'm keder içerisinde. Bana olan öfkesini senden çıkarmak istiyor. Zinhar bunu kendine dert edip üzülmeyesin. Hatice Sultan'ı anlıyorum elbet. Bu acıya Allah kimsenin başına vermesin. Fakat vaziyet ortada. Haremde yas tutulsaydı hatalı bir karar vermiş olduğunu düşünürlerdi. Ben de bu yüzden müsaade ettim zaten. Hürrem'im. Ben ne vakit karanlığa düşsem bu güzel yüzünün ışığıyla aydın. Ne vakit derde düşsem, Rabbime şükürler olsun ki şifalı ellerin dermanım olur. Sultanım. Nihayet görebildim seni. Keşke yalnız kalabileceğimiz başka bir yer olsa. Böyle yakalanma korkusu olmadan, kaçmadan, saklanmadan. Bir sen olsan, bir ben. Yakında yola revan olacağım sultanım. Haberim var. Bu dua böyle ne kadar devam edecek? Sen orada, ben burada. Sultanım. Şikayet etmiyorum. Biraz zamana ihtiyacımız var. Ama dayanmak çok zor. Sultanım. Ya bizimle Manisa'ya geleceksin? Ya da burada kalacaksın. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Bu ahu gözleri hafızamı iyice nakşediyorum ki bir daha hiç çıkmasınlar aklımdan. Yine ayrılacağız değil mi? Evet. Ayrılık vakti geldi. Size veda etmeye geldim. Asla buluşmayacağız. Ne demek bu? Sizin de her zaman söylediğiniz gibi. Bizim bir istikbalimiz yok. Mihrim Ağa'yı gördün değil mi? Hürrem bana karşı onu da kışkırtmış. En az annesi kadar sivri değil.
sultanım? Yaklaş. Geldiğinden kimsenin haberi yok değil mi? Yok sultanım. Gülfem Hatun çıkmama yardım ettiler. Nedir vaziyet hatun? Kimse şüphe etmiyor senden değil mi? Hayır sultanım. Oraya seni neden gönderdiğimizi biliyorsun. Ne değişti? Daha düne kadar benim için... İkimiz için de en doğrusu bu. Bir iki gün içinde döneceğim. Belki yıllarca görmeyeceğiz birbirimizi. Az evvel kendiniz söylediniz. Siz burada. Ben orada. Bunu nasıl devam edebilir ki böyle? Üstelik... Üstelik hiçbir umut ışığı yokken. Söylediklerimden anladın mı? Sultanım. Bilhassa Sümbül Ağa'nın gözüne girmek için her şeyi yapıyorum. Zannediyorum beni sevdi. Âlâ. Sümbül mühim. Hürrem'e yaklaşmak için ona ihtiyacın olacak. Siz merak etmeyin sultanım. Fazla vaktin yok hatun. İbrahim Paşa'nın kırkı çıkmadan Hürrem'in canını alacaksın. Eğer bunu başarırsa, dile benden ne dilersin. Çık dışarı. Sultanım, merak içindeyim. Eğer size karşı bir kusurları olduysa... Sana dışarı çık dedim. Çık, sen de çık. Yalnız bırakın beni. Sana kızmam lazım aslında. Önce sevdin, sarmaladın. O koca yüreğini açtın bana. Sonra da söküp attın kalbinden beni. Aşk acısı çekiyorum yetmezmiş gibi. Evlat acısı da çektirdin. Aslında ağlamamam lazım. Ama yapamıyorum. Neredesin paşam? Nerelerdesin şimdi? Beni ve kızımızı bırakıp nerelere gittin? Bilmez misin ki kalbim hala senin için atıyor. Her şeye rağmen hala seni seviyorum. Nigar kalka. Sultanım. Mercan Ağa günlerdir seni takip ediyor. Bana mütemadiyen bir mezara gittiğini söyleyince merak ettim. Demek İbrahim Paşa'yı buraya defnettiler. Ayaz Paşa, daha ilk günden sözünü yere düşürdün. Sana güvenmiştim. Sultan, inanın elimden geleni yaptım. Fakat size daha evvel de izah ettiğim gibi... Rüstem bu vazifeye münasip değil. İbrahim Paşa da değildi. Unuttun mu? Vizir-i Azam olduğunda has o da başıydı. Hünkârımızın iradesi karşısında kimse duramaz sultanım.
Rüstem'in divana girmesi için ne lazımsa yapacaksın. Anladın mı beni Ayaz Paşa? Ne yapıp edip bir yol bulacaksın? Sultanım, silsile-i meratip gereği Rüstem'in evvela beylerbeyi olması icap eder. Ancak ondan sonra divan yolu açılabilir kendisine. Ayaz Paşa, madem öyle Rüstem'in beylerbeyi olmasını sağlayacaksın. Bu sefer bahane istemiyorum. İstemiyorum. Senden başka bilen var mı? Nasu Efendi defnetti buraya. Beni de o getirdi zaten. Yoksa nereden bilebilirdim? Paşa bu kadar sevildiğini biliyor muydu acaba? Her şeyi biliyorum Nigar. Hürrem fırsatını bulduğu ilk anda her şeyi anlattı. Az önce söylediklerini de işittim. Belli ki çok canı yanmış. İbrahim Paşa bu diyardan göçüp gitti ama arkasında gözü yaşlı iki kadın bıraktı. Tabii bir de evlatları. Nigar, sahiden bilmiyor musun kızının nerede olduğunu? Bilsem durur muydum hiç sultanım? Alırdım yanıma. Ondan başka kimin var ki? Sana bu acıları yaşatan kim biliyorsun değil mi Nigar? O yılanın başını ezmek ister miydin? Bunca zamandır yaşadığın acıların bedelini ödetmek ister miydin? Her şeyden çok isterim sultan. Fakat ben ne yapabilirim ki? Zaten burada değilim. Rüstem'le dönmeye mecbur. Yarın ne olacağı bilinmez. Hem bu öyle birkaç günlük mevzu değil. Sabır bu yolda en büyük silahımız. Sen benim yanımda ol. Dediklerimi harfiyen yerine getir kâfi. Gerisini ben hallederim. Benden ne istiyorsun sultanım? Anlatacağım. Mercan ağa benim elim ayağımdır. Ondan gayrı kimseye güvenme. Şimdi yanına git, ben geliyorum. Dua etmek istiyorum. Bana olan sevginiz nefrete dönüşmüş. İbrahim. Pargalı İbrahim. Yemin ederim. Yemin ederim kanın yerde kalmayacak. Mehmet sancağa çıkmayacağı için bir hayli üzgün. Biraz sohbet ettik. Neyse ki şimdi daha iyi. Sizi hep böyle görmek isterim. Kederde ve neşede hep bir arada olun. Ne vakit dönüyorsun Saruhan'a? Yarın hünkârım. Bir an evvel vazifemin başına geçmem icap eder. Fakat aklım Hatice Sultanımızda kalacak. Beyhan Sultan da gidiyor malum. Şahuban burada nasılsa Hatice'me destek olacaktır. Gel. Hünkârım. Malkoçoğlu Bahri Bey geldi.
huzura kabul için bekler. Gelsin. Hünkârım. Şehzadem. Hoş geldin Malkaçoğlu. Hoş bulduk hünkârım. Sizi dünya gözüyle bir kez daha görmek nasip oldu. Nasılsın? Afiyettesindir inşallah. Saatinize duacıyım. Size hayırlı havadisler getirmek isterdim. Fakat havadisler kötü. Bilmeniz icap eden bazı mühim hususlar. Mehmet oğlu. Valide. Babanla birlikte sefere gideceğini öğrendim. Bunu çok istediğini biliyorum. Nihayet benim aslanım cümle alem görecek. O halde sancağa çıkmayacağımı da öğrenmişsinizdir validem. Öyle değil mi? Mehmet. İstediğiniz oldu validem. Sancağa çıkışım ertelendi. Mehmet üzüntünü anlıyorum fakat unutma. Sefere katılmak sancağa çıkmaktan daha mühimdir. Ben bir an önce sancağıma çıkmak ve bunu yapabileceğimi ispat etmek istiyorum. Hem sefere ne vakit gidileceği bile henüz belli değil. Ne malum hünkârımızın sancak meselesini kapatmak için böyle söylemediği? Mehmet hünkârımız senin en iyi şekilde yetişmeni istiyor. Ayrıca saraydaki vaziyeti biliyorsun. Hakkımda neler söylendiğini kulaklarında duydun. Neden anlamıyorsun aslanım? Benim sana burada ihtiyacım var. Ve ne yapıyorsam senin ve kardeşlerinin istikbali için. Sizin için yıllardır canımı dişime taktım. Sizler ve hünkârımız için yaşıyorum. Beni de düşünmelisin şehzadem. Emriniz üzere Boğdan Voyvodası Petrura Reş'te görüştüm hünkârım. Vergilerini ödeyeceğini söyledi. Fakat niyeti bizi oyalamak. Belli ki Şayken ve Ferdinand'ın desteğini arkasına almış. Sefer arefesinde böyle tahrikler olacaktır elbet. İlaveten payitahta gelirken yolumu kestiler. Beni öldürmek istediler. Kimmiş bu gafiller? Venedikliler. Bu mümkün değil Vali Bey. Venedik'le münasebetlerimiz muntazam devam etmekte. Neden yapsınlar bunu? Venedikli oldukları kesin. Fakat onları kimin yolladığını bilmiyorum. Zira hepsi öldü. Bir tahminin vardır elbet. Aklıma tek bir şey geliyor. Papa. Roma'nın üzerine yürüyeceğimizi biliyor. Buna mani olmak için elinden gelen her şeyi yapmakta. Venedik'le araları nasıl? İyi değil şehzadem. Papa onları da bu savaşta taraf haline getirmek istiyor. Henüz başarılı olamadı. Vali Bey'in hakkı var. Venedik balyosu olası bir İtalya seferinde tarafsız kalacaklarını söyledi bana. Anlaşılan Papa Paulus canının derdine düşmüş. Lakin ne yaparsa yapsın Roma'nın fethine mani olamaz. Emniyet tedbirlerini arttırmamız lazım hünkârım. Zira buraya gelişimin esas sebebi bu. Size karşı suikast hazırlığındalar. Hünkârım, yüce atamız rahmetli Sultan Ebu'l-Fet Mehmet Han da Otranto'nun fethinden sonra şüpheli bir şekilde vefat etmişti. Yüce atamızın vefatından sonra İtalya'nın fethi akamete uğramıştı. Kaderin önüne geçilmez Mustafa'm. Yüce Rabbimin bize biçtiği ömrü kim bilebilir? Elbet ben de bir gün göçüp gideceğim. Lakin benim için rahat. Zira senin gibi, Mehmet gibi şehzadelerim oldukça bu yüce devletin sırtı yere gelmez. Nasuh Efendi, nihayet görebildim seni. Bir başsağlığı dileyemedim sana. İbrahim Paşa'nın yokluğu en çok sana yaramış. Bakıyorum da sarayda cirit atıyorsun. Lakin çok sevinme.
gün olur devran döner. O devran benim artık matrakçı. Bunu hazmetsen iyi olur. Paşa artık yok. Mezarından çıkıp gelmeyeceğine göre seni koruyup kollayamaz. Ben senin yerinde olsam daha dikkatli olurum. Rüstem Ağa. Hayırdır Nasuh Efendi? Bir mesele mi var? Vali Bey, geldiğinizden haberim yoktu. Hoş gelmişsiniz. Biz de Nasuh Efendi ile laflıyorduk. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Gidelim Nasuh Efendi. Ayas Paşa. Bu meseleyle bizzat alakadar olmanı istiyorum. Bali Bey'in söyledikleri mühim. Saray çevresindeki emniyeti arttırın. Bilhassa şehzadelerim korunacak. Emredersiniz hünkârım. Anadolu Beylerbeyliği'ne Diyarbakır Beylerbeyi Mehmet Paşa'yı tayin etmek isterim. Ne dersin? Emri ferman padişahımızındır. Başka bir şey yoksa çekilebilirsin. Hünkârım, Mehmet Paşa Anadolu Beylerbeyi olunca Diyarbakır Beylerbeyliği boş kalacak. Serhat bölgesini uzun müddet başsız bırakmamak lazım. Var mı aklında biri? Eğer siz de münasip görürseniz bu vazifeye... Teke Sancak Bey'i, eski mirahurunuz Rüstem Bey'i tayin etmek isterim. Rüstem Ağa, hünkârımı sizi çağırıyorlar. Hünkârım, veda etmek üzere geldim. Teke'yi daha fazla başıboş bırakmak istemem. Kabul buyurduğunuz için şeref duydum. Ayas Paşa seni Diyarbakır Beylerbeyliği için tavsiye etti. Sen ne dersin? Paşa Hazretleri yüce gönlüyle lütfetmişler. Emrü ferman yüce padişahımızındır. Siz beni nereye gönderirseniz orası benim cennetimdir. Ayas Paşa irademdir. Rüstem bundan böyle benim Diyarbakır Beylerbeyim'dir. İyi olmadığını söylediler. Kimseyi içeriye almıyormuşsun. Mirşim'e neyin var senin? Neden ağladın? Ne olduğunu siz gayet iyi biliyorsunuz valide. Onunla siz konuştunuz değil mi? Böyle söylemesini siz istediniz. Kimi diyorsun, ne konuşması? Taşlıcalı Yahya. Onu görmeye gitmiştim. Bir de asla görüşemeyeceğimi söyledi bana. Mirşim'e benimle bir alakası yok inan.
Fakat görüştüğünü bilseydin, emin ol buna mani olurdum. Nasıl? Siz konuşmadınız mı? Peki neden? Ne değişti? Daha dün benim uğruma canını feda edeceğini söylemişti bana. Mirima, onun mevkiindeki biri için bu kolay değil. Bilhassa benim haberim varken her an ölüm korkusuyla yaşamaktan yorulmuş olmalı. Ayrıca unutma, Mustafa abinin sadık bir askeri o. Hatasını anlamıştır belki. Zira ne olursa olsun, sadakat her şeyden daha mühimdir. Aşktan da. Doğru kararı verdin Taşlıcalı. Beni yanıltmadığın için müteşekkirim. Mustafa'ma olan sadakatini ispat ettin. Şu an üzgün olabilirsin ama geçecek. Unutacaksın. Hanende huzur bulacaksın. Mustafa. Validem, Şehzade Hazretleri. Bir mesele mi var? Hayır. Taşlıcalı dönüş hazırlıklarıyla alakalı malumat veriyordu. Validem, size mühim bir havadis getirdim. Rüstem, Diyarbakır Beylerbeyliğine tayin edildi. Hürrem belli ki onu divana hazırlıyor. Ben oradaydım. Ayas Paşa tavsiye etti. Gözlerimin içine baka baka Rüstem'in bu vazifeye münasip olduğunu söyledi. Öyle görünüyor ki Hürrem Sultan Ayas Paşa'yı idaresi altına almış. Buna ihtimal vermek istemiyordum. Ama vaziyet bu Taşlıcalı. Saflar belli oluyor. Afiyet olsun baba. Atır. Otur oturduğun yerde. Herkese sözüm geçiyor. Sana, oğluma hayır ha. Şu haline bir bak be. Alim misin, berduş mu? Ne Ramazan biliyorsun, ne bayram. Kadı efendi. Hı. Hünkârımız teşrif ettiler. Çabuk alın içeri, çabuk. Hünkârım. Münasip bir vakitte rahatsız ettim inşallah. Estağfurullah hünkârım. Sizin o mübarek ayaklarınız ancak neşe ve huzur getirir hanemize. Oğlu Mehmet Çelebi, kulunuz hünkârım. Sultanım, zat-ı şahanelerinizle müşerref olmak şereflerin en büyüğüdür. Hakkında hep iyi şeyler duydum Mehmet Çelebi. Şu İstanbul'da senden âlâ müderris yokmuş. 40 yıllık müderrisler Arapçanın karşısında hürmetle eğilirmiş. Mübalağa ediyorlar hünkârım. Böyle bir babaya da böyle hayırlı bir evlat yaraşır elbet. Müsaadenizle ben sizi yalnız bırakayım. Hünkârım, baba. Hünkârım, kusura bakmayın, sofra hal... Mühim değil. Hünkârım, afiyettesinizdir inşallah.
kıyafetli değilim Hoca Çelebi. Benim halimden bir tek sen anlarsın. Uykular haram oldu bana. Hünkârım, içiniz rahat olsun. Serin uykular nasip etsin Rabbim size. Zira hünkârım, nizam-ı alem için bazen hükümdarlar böyle kararlar vermek mecburiyetinde kalabilirler. Senin tavsiyene uydum Hoca Çelebi. İbrahim ben uykudayken infaz edildi. Bir an, sadece bir an için içim geçmiş. Gözümü açtığımda İbrahim yoktu artık. Yüce Rabbim şahidimdir, acı içerisindeyim. Lakin bir yandan da okkalarca yük kalktı üzerimden. Hünkârım, derler ki Allah dağına göre kar verirmiş. Siz de yedi iklimin sultanı olarak ulu bir dağ gibi dimdik ayaktasınız. Nasıl ki yazınız, baharınız varsa karınız, kışınız da olacak elbet. Olacak hünkârım. Mesele malumum şehzadem. Rüstem'in Diyarbakır Beylerbeyi olması hayır alamet değil. Belli ki teamüllere riayet ederek divan yolunu açma isteğindeler. Sadece bu değil Lütfü Paşa. Ayas Paşa durmayacak. İbrahim Paşa'ya yakın beyleri bir bir azledecek. Akabinde kendine bağlı beyleri tayin edecek. Bu hepimiz için felaket olur. Devleti onlar yönetecek. Telaş etmeyin. Hünkârımız buna müsaade etmez. O yüzden Rüstem Beylerbeyi oldu. Sultanım, her ihtimali düşünmemiz şart. Sultanımızın hakkı var. Ben divandayım. Her daim gözüm üzerlerinde olacak. Malkoçoğlu Bali Bey geldi. Onun payitahttaki varlığı mühim. Burada kalmasını sağlamalısınız. Hünkârımıza bağlı Adil bir beydir. Sen bunları düşünme Aslan. Sen yiğit bir şehzadesin. Halk da Yeniçeri de seni çok seviyor. Sancağına dön ve vazifenin başına geç. Unutma ki sen hanedanımızın istikbalisin. Ben her daim yanındayım. Lütfü Paşa da öyle. Sultanım, size minnettarım. Sayenizde içim rahat olacak. Gözün arkada kalmasın Mahidevran. Gel. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Hoş geldin Hürrem. Gel, yaklaş. Süleyman, beni öyle mesut ettin ki dünyaları bağışlasın. Bu kadar sevinmezdim. Hürrem, hayırdır? Mehmet'in sancağı çıkmasını erdilemişsin. Babanın ailesiyle birlikte ikamet etmesi için bir saray tahsis etmemi icap ediyor. Süleyman, istersen Şah Sultanımız için en münasip sarayın tahsis edilmesini sağlarım. Hazırlıklarla da bizzat Allah kadar olurum.
Âlâ. Senin halletmen daha münasip olur. Zira geldiğinden beri seni ağırlıyorsun. Nasıl oldun? Bilmiyorum. Ne yerdeyim, ne gökte. Hiçbir yere sığamıyorum. Hatırlıyor musun? Rahmetli babam Sultan Selim bize bir at hediye etmişti. Siyah bir kısrak. Sen hep çok severdin at binmeyi. Bir keresinde kendi kendine binmeye çalışmışsın. Küçüksün tabii. Beceremeyince canını yakmışsın hayvanın. Ezmişti seni. Bir ay yataktan çıkamamıştın. Sen de vurdurmuştun o adı. Evet. Canını yakmıştı çünkü. Neredeyse öldürecekti seni. Şu haline bak. Perişan ediyorsun kendini. Günden güne eriyorsun. Hürrem'i mutlu etmekten başka neye yarıyor bu? Hatice, bir an evvel toparlanman gerek. Ben sana bir söz verdim. Ve o sözü tutacağım. Senin canını her kim yaktıysa bunun bedelini ödeyecek. Tıpkı o siyah kısrak gibi. Ama sen de fevri hareketlerden kaçınacaksın. Benden habersiz bir şey yapmayacaksın. Söz ver bana. Merak etme. Bir şey yaptım yok. Adın neydi senin? Fahriye. Fahriye. Bir yerden hatırlıyorum seni ama. Eski saraya gelip gittiysen elbet görmüşsündür. Galiba. Neyse. Bu hatun kim? Fahriye Kalfa Sultan. Afife Hatun eski saraydan getirmiş. Dairemde ne işi var? Sümbül Ağa almış içeri sultanım. Şehzade Cihangir için ilaç getirmişti. Cihangir. Aslan oğlum benim. Nasılsın? Gel. İyi. Mustafa abim yarın gidecek misin? Üzülme oğlum, seni de götürürüm. Vedalaşırsın abinle. Hı? Bu Rüstem dediğin kadar var Nasuh Efendi. Hiç tekin değil.
Ben söylüyorum, ben dinliyorum beyim. Arkamızı bir döndük, Diyarbakır'a beylerbeyi tayin edilmiş. Tabii kimlerin sayesinde olduğu malum. Lakin belli ki hünkârımız da Rüstem'e itimat ediyorlar. İktidar oyununda cambazlık yapıyor bu zat. Lakin ipte yürüyenin düşmesi de an meselesidir. Neyse, sen içini ferah tut. Nasıl efendi? Kimdir bu beyzade? Daha evvel hiç görmedim yanında. Eskiden de gelirdik de sen yenisin, tanımazsın. Beyimiz Bursa'da tüccardır. Ha. Madem öyle, tanışalım beyzade. Sen nasıl girdin hareme? Senin çağırdığını söyledim ağam. Hem unutma. Benim hayatım bu sarayda geçti. İstediğim vakit girer çıkarım. Kimsenin ruhu bile duymaz. Vallahi senden korkulur. De hele sen ne demeye geldin? Hürrem Sultan'ı görmem lazım. Olur mu hiç? Onca hadiseden sonra sultanımız seni kabul eder mi? Hayat memat meselesi ağam. Mevzu bahis olan şehzadelerimizin istikbali dersin. Kabul edecektir. Sende bir haller var ama. Dur hele. Nigar, aman diyeyim bir oyun olmasın bu. Zor bela kurtardın kendini zaten. Tekrar başını belaya sokma. Hadi ağam, hadi. Hadi düşün. Beni emretmişsiniz sultanım. Diyarbakır Beylerbeyi olduğunu işitince bizzat tebrik etmek istedim. Hem de konuşmak istediğim bir mevzu var. Teveccühünüz. Şeref duydum sultanım. Size nasıl yardımcı olabilirim? Lafı evirip çevirmeye lüzum yok Rüstem. Hürrem'e hizmet ettiğini biliyorum. Benim bütün sultanlarımıza hürmetim vardır. Onlara hizmet etmek vazifem. Onca hizmetine rağmen ki bunların arasında İbrahim Paşa'nın kuyusunu kazmak da var. Haşa sultanım. Sana açık konuşacağımı söylemiştim Rüstem. Neler yaptığını biliyorum. Fakat seni itham edecek değilim. Ki edersen bu hayatına mal olur. Benden ne istiyorsun sultanım? Bundan sonra Hürrem'e değil bana hizmet edeceksin. Nigar, ne söyleyeceksen söyle ve git. Sultanım, ben Rüstem'le alakalı konuşmak için geldim. Rüstem mi? Yoksa teşekkür etmeye mi geldin? Malum sayemde paşa zevçisi oldun. Talihli hatunsun. Rüstem bir hayli hırslı. Böyle devam ederse daha da yükselecektir sultanım. Fakat öyle birine ne kadar itimat edilir ki? Ne demek bu?
hırs ve kibir yok edicidir. Nice insanlar bu yüzden ihanet etmedi mi? Nicesinin kellesi bu yüzden gitmedi mi? Belli ki bildiğin bir şey var. Rüstem, şu an Şah Sultan'la birlikte. Mermer köşte buluştular. Anlaşılan o ki gözü daha yükseklerde. Neden senin lafına itibar edeyim? Maksadın ne senin? Neden bize bunu anlatıyorsun? Çünkü bana sadece siz yardım edebilirsiniz sultanım. Evladım Esma Nur'um kayıp. Kimse nerede olduğunu söylemiyor. Bana yardım edin sultanım. Onu bulmama yardım edin. Hünkârım. Yola revan olma vakti geldi. Uğurlar ola Mustafa'm. Hayırlı yolculuklar olsun. Kazasız belasız gidin inşallah. Hünkârım. Hayırlı yolculuklar Mahidevran. Sefer zamanı görüşürüz kardeşim. Beni affettin değil mi abi? Yolunuz açık olsun şehzadem. Sağ ol Mirme. Sultanım, hünkârım. Müsaadenizle ben daireme dönmek istiyorum. Mahide. Evladıma ve torunuma göz kulak ol. Sana emanetle. Elbette hünkârım. Malkoçoğlum. Sultanım. Beni tanımadın mı? Mihrimah ben. Mihrimah Sultanım. Bağışlayın, tanıyamadım. Malum çok uzun zaman oldu. Benim gitmem lazım. Sultanım. Konuştun mu Hürrem'le? Konuştum sultanım. İnandı mı sana? Hayır. Fakat Rüstem'le konuşunca doğru söylediğimi anlayacaktır. Güle güle şehzadem. Yolunuz açık olsun. Sağlıcakla kalın sultanım. Mahidevran. Güle güle. Özlemişsindir Manisa'yı. Burada herkesi yeterince zehirlediğine göre gidip biraz dinlenmen icap eder artık. Merak etme Hürrem. İbrahim Paşa'nın hazin vefatı hepimize ibret olmalı. Bilhassa da sana. Neden biliyor musun? Çünkü ona çok benziyorsun. Sultanım. Rüste. Beni emretmişsin sultanım. Ne vakit yola çıkıyorsun? Allah'ın izniyle bugün yola çıkıyorum. Güzel. Gitmeden eve bana söylemek istediğin bir şey var mı? Size teşekkür etmek istedim sultanım. Sayenizde beylerbeyi tayin edildim. Bugün neler yaptın? Vedalaştın mı herkesle?
devlet erkanı ile görüştüm. Kimler yanımızda, kimler değil belli olmaya başladı. O halde bana söyle, Şah Sultan bizden yana mı yoksa değil mi? Zannediyorum ki bu yüzden görüştün, öyle değil mi? Sultanım beni kendileri çağırdılar. Vazifeye tayin edildiğim için tebrik ettiler. Bir tek bu mu? Başka hiçbir şey söylemedi mi? Hayır sultanım. Ben de hayret ettim. Belli ki bir hesapları var. Neden bana söylemedin? Mühim bir şey olmadığı için sizi huzursuz etmek istemedim. Rüstem mühim ya da değil. Her şeyi bilmek istiyorum. Söyleyeceksin. Neyse. Yolun açık olsun. Her ihtimale karşı hazırlıklı olmalıyız hünkârım. Emniyet tedbirleri hususunda içim hiç rahat değil. Müsaade edin ben de alakadar olayım. Müsaade etmesem ne fayda? İbrahim Paşa'nın ani ölümünü fırsat bilmek isteyeceklerdir. Malum sizin emniyetinizi bizatihi kendileri sağlıyordu. Gel. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Hünkârım. Hoş geldin Hürrem. Vali Bey geldi, biz de sohbet ediyorduk. Vali Bey hoş geldin. Geldiğinden haberim yoktu. Nasılsın? Sıhhatinize duacıyım sultanım. Afiyettesinizdir inşallah. Şükürler olsun hünkârımızla ve evlatlarımla birlikteyim. Temelli mi döndün yoksa? Vazife icabı geldim. Bir müddet buradayım. Daha sonra döneceğim. Haseki Mahidevran Sultan. Sultanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayşe Hatun nasıl? Saat iyi, bir sıkıntısı yok değil mi? Sultanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Torunum nasıl? Ona iyi bakıyorsun değil mi? Merak buyurmayın sultanım. Çok şükür her şey yolunda. Güzel. Sultanım, Diana Hatun neden gelmedi? Bir şey mi oldu yoksa? Diana artık yok fidan. Hamam hazırlasınlar. Çok yorgun, hemen uyuyacağım. Zümrüt'le. Herkes çıktı mı? Çıktılar sultanım. Herkes İbrahim Paşa'nın mevlidine gitti. Şah Sultan nerede? O da mı gitti? Az evvel Mercan aile birlikte gördüm. Mevlide katılacaklarmış. Sultanım. Hafife Hatun. Sağ ol geldiğin için. Ne demek sultanım? Siz çağırın, yeter ki iki elim kanda olsa gelirim. Şah Sultan'ın aklı varsa Hatice'ye uymaz. Yoksa ona da haddini bildirmek mecburiyetinde kalacağım. Ama yine de şimdilik beklemeli. İlk hamleyi ben yapmayacağım.
Doğrusu da bu sultanım. Zira kuvvetli olan sizsiniz. Her şey sizin elinizde. Sümbüler Rüstem için bir şey demedin. Bize ihanet etmez değil mi? Bugün etmez. Fakat yarın edebilir. Zira saraydaki herkes gibi o da kendi menfaatlerini düşünür. Sultanım. Hamamınız hazırlanmış sultanım. Ne vakit arzu ederseniz gidebilirsiniz. Tamam, geliyorum. Şeker ağa, Hürrem Sultanımız hamama girecek, meyve tabağını hazır et. Hadi. Mercan ağa ile aran nasıl ağam? Yahu bırak şu mel'unu be Adem. Şeytan görsün yüzünü. Cahil cühelanın teki ağzını açıp tek kelime etmiyor. Vallahi kiraz denen çenesi düşükten sonra iyi geldi bu Mercan ağa. Kafamızı dinliyoruz hiç değilse. Çekil. اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون Mercan ağa, sultanımız saraya gitmeni istediler. Ne oldu ki? Ne zamandır meyhaneye gitmiyoruz. Ne olur gitsek. Sümbül ağam nereye? Etrafı bir kolaçan edeyim. Ya bırak şimdi etrafı. Her şey yerli yerinde.
Gel bir tavla oynayalım seninle. Ha. Ha? Hadi. Hürrem Sultanımız neredeler? Hamamdalar ağam. Thank you.